Şimdi sana bir masal anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir kenar mahallede çok da mutlu olmayan ama ortalama bir mutluluk içinde yaşayan iki tane çocuk varmış. Çocuk. Bir gece çocukların başına bir şey gelmiş. Ama sen zaten biliyorsun çocukların başına neyin geldiğini. O yüzden orayı geçelim. Geçelim. Çocukların, masum çocukların dünyası başına yıkılmış. Hayatları kararmış. Bir tanesi delirmiş. Kafa gitmiş ama ne gitmek. Ölmüş anasıyla aynı evde yaşıyormuş. Adamlar öldürüyormuş. Üzerlerine 3 kuruş para atıyormuş. Neden? Anasına 3 kuruşluk kadın demişler. Dünyada 3 kuruşluk değerin yok demişler. Ötek çocuk hayatta kalmış. Onu kadar delirmemiş. Dün geceye kadar hayatında ilk defa ona 3 kuruş gibi hissettirmeyen baya baya böyle gerçek bir erkekmiş gibi sevilmeye değer bir adammış gibi hissettiren birisi varmış. Bir ışık. Sürenin ucunda bir ışık. İşte o ışık gidince iki çocuğun birbirinden farkı kalmamış. Ve şimdi sen bana iyi bakacaksın. Çünkü biz bugün senin karşında 2 kişiyiz. Hatırlıyor musun beni ve kardeşimi? Hatırlıyorsun işte. He? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii. 2 tane. Dün neyse, bugün de o. Doğru. Ama tek bir farkla. O gün sana gücü yetmeyen çocuk. Oh. Bugün senin canını alacak. Hem de bu elle. Bu izle büyüdüm ben. Bu izle. Bu izle adam oldum. Bana bir tek bu izi bıraktın. Babamı aldın. Çocukluğumu aldın.
karma aldın. Ama ben de sana bir iz bırakacağım. Ölmeden önce hatırladığın tek şey o olacak. Sana da bir sözümüz vardı. Kardeşim. Sözümüz söz.
katil sanıyorsun değil mi? Benim ölmem neyi değiştirir ki? İnsanın düşmanı öz babasıysa onu öldürmesi yetmez. Çünkü babalar ölseler de ölmezler. Evlatlarının suretinde yaşarlar. Babandan nefret etmek, kendinden nefret etmek değil mi aslında? Kabul etmek istemesen de hayatta en çok ona benzemiyor musun aslında? Çocukken hayran olduğun, büyüyüp de düşman olduğun adamdan ne farkın var sanıyorsun? Onda neyi sevmiyorsan, sende de aynısı var. Sen istesen de, istemesen de ona benziyorsun. Baban ne kadar kötüyse sen de o kadar kötüsün. Ne kadar iyiyse o kadar iyisin. Baban ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün. Baban ne kadar korkaksa, ne kadar zayıfsa, evladını korumaktan ne kadar acizse... Tut şunu, tut! O kadar zayıf, o kadar korkaksın. Baba dediğin gölge gibi bir şeydir aslında. Evladının üstüne düşen bir gölge. Evlat dediğinde babasının gölgesidir en fazla. Kimi zaman önünde, kimi zaman arkasında ama hep yanı başında. Ne kadar kaçarsan kaç, gölgenden kurtulamazsın. Abi başın sağ olsun. Nereye lan? Alo. Efe. Oğlum nereye? Anne şunun peşinden mi gideyim ben ya? Sen eve gir, bir şey yok. Kaybolmasın gene, ben de geliyorum. Gel gel doktor amca, bakalım şuna. Kartal. Lan oğlum bir dur. Ya oğlum nereye, sırası mı şimdi Allah aşkına ya? Geleceğim sonra. Sonra geleceğim. Çocuk moncuk içeride. Gel lan buraya gel. Tamam yanındayız biz. Tamam mı? Gel hadi içeri. Hadi gel geçelim içeri. Geleceğim. Cenazeye gidin ve sonra geleceğim. Sonra. Yalnız bırakmasaydık ya. Tamam tamam, sen merak etme, ben biliyorum nereye gideceğini. Sen bekle, ben getiririm onu. Tamam. Tamam Oktay amca. Ah Kartalım ah. Oğlum acım var biliyorum ama
Erken değil mi bu saatte? Hem de cenaze günü. Ne cenaze günü? Nasıl gömer insan sevgiyi? Nasıl verir toprağa? Dokunma. Affedersiniz. Kimse. Ama hiç kimse dokunmayacak. Buraya kadar getirdiniz tamam. Bu mezarı ben açtım. Babamı da ben gömeceğim. Niye? Çünkü benim yüzümden burada benim babam. Ben bir hata yaptım. Onu koruyup kollayamadım. O yüzden öldü. Babamı yalnız bıraktım. Beni var eden adama sırtımı döndüm. Kılıç Bey, kapandı artık. Yapmasanız. Sırtımı. Burada yani. Babam burada. Başıma bıraktı gitti. Ben onu koruyup kollayamadım. Yanında duramadım. Gördünüz değil mi? En aşağılık şekilde öldürmüşler babamı. Alnına imzasını atmış şerefsiz. Benim babamın. Benim babam. Gördünüz değil mi? Ne hale getirmişler babamı. Anına yapılanı gördünüz mü ha o resimleri falan? Buna kim cesaret edebilir ki? Ha? Benim babama ben varken el sürmeye kim cesaret edebilir ki? Kılıcın kıymetlisine benden habersiz kim cesaret edebilir ki? Kimse Kılıç Bey, kimse. Ama etmişler. Siz de gördünüz. Ben yoktum çünkü. Ben. Ben olsaydım böyle olmazdı. Ama hala çok geç değil. Henüz kimse bilmiyor. Eğer bilselerdi... Babamın arkasından neler söylerlerdi neler. Eğer bilselerdi. Eğer birileri bilirse derler ama. Ben kimsenin yüzüne bakamam utançtan. Gerçi siz biliyorsunuz. Ama siz de kimseye söylemezsiniz öyle değil mi? Şimdi tamam. Siz bildiklerinizi hiç kimseye söyleyemeyeceksiniz. Orası kesin. Kimse bilmezse... ...hiç kimseye de söyleyemez. Kılıç babasını koruyamadı ama... ...babasının onurunu koruyacak. Ona bunu
bunu yapan kimse, bilen hiç kimse hayatta kalmayacak. Kılıç babasının onurunu koruyacak. Çektiğin acı sana bir şey öğretmek yerine öldürüyorsa o acıyı çekmenin bir manası yok Çetin. Şimdi eğer sana verdiğim fırsatı geri çevirmeye karar verirsen Çetin, kendini bana öldürtme. Bunu bununla sen yap. Çünkü ben yaparsam Çetin, çok acı çekersin. Acı çekersin Çetin. Öleceksen bile onurunla öleceksin. Hadi çıktı herkes, çıkalım biz de. Zaten geç kaldı bu cenaze. Torunu? Ateşin mi var senin? İyiyim, bir şeyim yok. Bu ne? Zehir, öyle mi? Hatıra. Babandan mı? Yani bir bende var, bir de abimde. Ne işi var şimdi elinde? Tam babandan kurtuldun. Rahat nefes alacaksın. Yıllar süren kabus bitti derken. Niye elinde? Siz söylemeseniz de bir şeyleri görebiliyorsunuz. Olacakları, olmayacakları. Ben de görebiliyorum. Abimi tanıyorum. Durmayacaktır. Sadece Kartal için değil, benim için de gelecek. Çünkü ben onun gözünde günahların en büyüğünü işledim. Babamı öldürdüm. Sen öldürmedin. Ne fark eder? Ben de oradaydım. Herkes kadar benim de payım var. Peki, pişman mısın? Değilim. Beni korkutan da bu anane. Yine olsa yine yaparım. Buna dertleniyorsun sen yani. Bundan daha büyük bir dert olabilir mi bir insanın sırtında? Ben babasını öldürebilecek bir adammışım. Bunu kaldırabilecek bir adam. Bu kaldırabilmiş halin mi? Gelmese gözlerinin feri sönmüş. Yat evde. Olmaz, öyle geleceğim ben de. İyi. Kalk o zaman. Elini yüzünü yıka, aç. Sonra çıkarız. Bekliyorum seni burada. Ben bıraktım, sen başladın. He? Otur, otur yavrum. Otur, otur, otur.
Hayır, sağ olsun. Evde çocuk var dedin çıkarken. Korkuyorsun değil mi evladının gözüne bakmaya? Benim yüzümden. Benimle alakası var mı? Benim yüzümden. Her baba. Bırak şimdi her babayı. Ben öyle gururlanırdım ki sen küçükken bu çocuk sana benziyor dedikleri zaman öyle kasılırdım ki. Üstad derlerdi. Gözleri aynı sen. Oo, görme beni. İçimde bir kaynama olurdu. Halbuki ne olacak işte? Ne diyeceğiz de benim çocuğumsun, kime benzeyeceksin? Öyle değil mi? Ama sonra yani bu olaydan sonra hep dua ettim içimden. Allah'ım dedim. Allah'ım ne olur bu çocuk bana benzemesin. Kime benzerse benzesin ama bana benzemesin. Ama derler ya armut dibine düşer diye. İşte sen de ben de ne gördüysen onu yaptın. Bana benzeme oğlum. Olur mu? Bana benzeme. Kaçma evladından. Benim senden kaçtığım gibi kaçma. Hatırlıyor musun? Yavaş lan. Kafanı gözünü kıracaksın. Babam gelmiş hastaneden babam. Taburcu olmuş. Ona taburcu diyorlar lan. Taburcu taburcu. Neyse ne babam geldi babam. Nerede? Bak oğlan geldi. Şahin uyutuyor. Bırak babasına gitsin canım. Sen de. Ey. Baba. Çık dışarı. Ama ben. Çıkar dışarı. Defol. Olsun derim.
Bitirmişim ben günümü, uçurmuşum bülbülümü. Yitirmişim ben günümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü, derbederim, derbederim. Unutulmakmış kaderim, beni bu hallere koyan benden beter olsun derim, benden beter olsun derim. Ne baharım var ne yazım, ne dile gelen bir sazım. Ne baharım var ne yazım, ne dile gelen bir sazım. Ak değil karaymış yazım, derbederim, derbederim. Unutulmakmış kaderim, beni bu hallere koyan benden beter olsun derim, benden beter olsun derim. Gelmiş ömrün son mevsimi, kimi ağlar güler kimi. Gelmiş ömrün son mevsimi, kimi ağlar güler kimi. Ayrılık yakmış içim. Hatırlarsın tabii, nasıl hatırlamazsın. Kaç sene dolaştım o saçlarla. Bak bu Meret var ya, bu uyutur insanı. Sonra uyandığın zaman her şey için geç kalırsın. Sen oğluna geç kalma. Olur mu? Oğluna geç kalma. Hoş geldiniz Kılıç Bey. Yavuz burada mı? İçeride. Başınız sağ olsun. Sen nereden biliyorsun? Babanızı yurt dışına çıkarmak için mekandaydık o manyak geldiğinde. Sonra Baybars Bey'e tahsis ettiğimiz aracı... Ne oluyor lan? Yavuz Bey! Kim varsa gönder. Durdursunlar şunu. Babası bitti bu başladı şerefsiz.
Kimse kalmadı Yavuz Bey, kimse. Sizi götürmem lazım. Ben kaçmam. Asla kaçmam. Aşağının işini yap. Hadi! Yapma. Yapma ben bir şey yapma. Susar mısın? Sen de orada mıydın? Nerede miydim? Lan Kartal'ın babamı aldığı gece sen de orada mıydın? Oradaydım. Bu kadar mıydınız? Evet. Orada olanları öldürmek de elinden ne geçecek ki? Babanı biz mi öldürdük sanki? Sen bizi mi dinliyordun ha? Meraklı Yavuz. Ama madem sordun söyleyeyim. Eğer babamın öldüğünü kimse bilmezse... babam ölmüş sayılmaz ki. Öyle değil mi Yavuz? Kartal'ın onu aldığını kimse bilmeyecek. Benim onu koruyamadığımı hiç kimse bilmeyecek Yavuz. Haysiyet meselesi diyorsun yani. Haysiyet meselesi diyorum ama sen bunları kafana yorma. Peki ya kardeşim? Çetin ne olacak? O ne demek? O herif üzerimize bombalarla geldiğinde elimizden Çetin sayesinde kurtuldu. Sen... Çetin'in senin kardeşin olduğunu çok az kişi bilir Kılıç. Çok az kişi. Ama baba katil olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Bu kadarını ancak Baybars gibi biri yapabilirdi. Yani... İnsanın babasını öldürmesi akıl alır gibi değil. Görünen o ki Çetin babana senden daha çok benziyor Kılıç. Ben asıl duygusuz, vahşi, acımasız olanı sen olduğunu sanırdım. Ama bu kadarını sen bile yapamazdın. Değil mi? Beni öldürmekle eline ne geçecek ki? Asıl katillerden biri öz kardeşin olduktan sonra... Yapma. Bırak yanında durayım. Kartal'ı da Çetin'i de bulmana yardım edeyim. Hiç değilse sen kardeş katil olma. Eğer benim kardeşim baba katil olduysa... ben seve seve kardeş katili olurum. Sen canını sıkma. Kılıç ben. Kılıç Bey, iyi misiniz? Doktor musun? Biliyor musun az önce ne öğrendim? Babama en çok benzeyen oğlu o Çetin'miş. Ben değilmişim. Babam o yüzden o Çetin'i benden daha çok seviyormuş. Nasıl? Bırak şimdi bunları, sen anlamazsın bunlardan. Nedir durum? Bulabildiniz mi Kartal'ı? Cenaze az önce bitti. Kalabalık da dağıldı ama Kartal gelmedi. Kılıç Bey bir saniye, kapatmayın. Geliyorlar, babası yanında. Babası yanında demek. Efendim? Tamam dedim, tamam. Kartal bende. Onu ellemeyin, onu ben alacağım. Siz benim şu babamın çok sevdiği oğlu var ya Çetin. Onu alın siz. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ ol. Hastasın, üşüme. Elimde gezdiriyorum, evde bırakmışım çıkarsın. Teşekkür ederim. Şunun yanına bir gideyim ben ya. Bir iyi görünmüyor. Bir bakayım.
İyi misin? Ne oldu ki? İyi görünmüyorsun. Ya, cenazedeyiz işte, ne bekliyorsun? Ondan olmadığını biliyorum Çetin. Ne demeye çalışıyorsun? Yani bu adam düşmanımız da ama senin de baban da aynı zamanda. Belki de o yüzden bu işe hiç seni bulaştırmadan çözmeye çalışmalıydık. O yüzden ben hepimizin adına özür dilerim senden. Efe, bunları konuşmamıza gerek yok. Baybars sizin için neyse benim için de oydu. Tamam artık öyle değil. Bu adam senin baban da aynı zamanda. Belki bize olmasak onun ölmesine göz yumacak kadar ileri gitmeyecektin hiç. Bilmiyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta ben Baybars Bey'in oğluyum. Saçmalama ya. Bir yerde okumuştum. Şey diyor. Babana benzeme korkusundan ancak babanın kim olduğunu bilmezsen kurtulursun. Ya benim için çok geç. Ben babamın kim olduğunu, kendimin neye benzediğini gayet iyi biliyorum. Ama Kartal için bir umut var. Sonuçta onun Oktay dayım gibi bir babası var. Yani onun için bir umut var. Hadi biz gidelim artık, hadi. O biraz yalnız kalsın. Nefes alsın. Oğlunu bekletmez benim oğlum, değil mi? Toparlan. Saklanırım, görmez beni. Ama onu bırakamam.
Çetin. Oğlum sen niye kaldın böyle bir başına? Yok yani bilmem. Bak Şahin anlattı olanları. Yani bilmiyorum şimdi yeri mi değil mi, söylenir mi, söylenmez mi ama... Oğlum senin de başın sağ olsun. Ya. Benim ona üzüldüğüm yok. Yani beni üzen şeyler var evet. Ama bu değil. O yüzden siz de öyle düşünmezseniz. Sen nereye bakıyorsun öyle? Hiç benim aklıma bir şey geldi de Kartal'a bir şey söyleyecektim unuttum. Ya isterseniz siz yürüyün beklemeyin. Ben gideyim konuşup geleyim olur mu? İyi. Vay Allah ya. Oğlanı da dağıttık durup dururken ay dilim kopaydı benim. Dilim kopaydı ya. Yaklaşma Çetin. Kimse yok işte. Dalmışsın. Ne kadar kirlendiğini düşünüyordum da. Nasıl? Yani hiç çıkamayacak şekilde mi battım ben bu pisliğe yoksa hala benim için de bir umut var mı onu düşünüyorum. Ne demek şimdi o? Dün gece Baybars kendi ellerimle teslim ettim abine. İntikamını alsın diye. Çünkü biliyorum sevdiğini kaybetmek ne demek. Yani ben seni kaybetmedim belki ama kaybetme korkusunu yaşadım sonuçta. Abimin nasıl bir acı çektiğini... Biliyorum. Hatta belki de en iyi ben biliyorum ama... Nasıl var bunun Efer? Var tabii. Sevdiğini kaybeden herkes kendi intikamını almaya çalışan olacak. Her canı yanan kendi adaletini sağlamaya çalışan olacak. İçindeki polis bu kadar illegali kaldıramadı desene. Aksine sorun da bu ya işte onu kaldırabiliyor olmam. Bir de babama benziyorum gibi geliyor. Bana bak. Nereden çıktı şimdi bu? Çetin bir şeyler dedi de az önce. Hiç haksız da sayılmaz yani. Benim babam para ve güç için yasaları içe sayıyordu. Ben de intikam için. Efe bir bakar mısın bana? Aynı şey değil. Tamamen aynı şey. Üstelik bir de çıkamıyorsun bu pisliğe batınca. Çamura bir kere girdin mi sanki hiç geri dönüş yok gibi. Sonu yok. Bak, Kartal Bahar'ı kaybetti. Kılıç babasını kaybetti. Sorsan herkes kendine göre haklı. Karşısındakine göre suçlu. Adalet böyle bir şey değil ki. Olsa olsa kan davası olur. Ailesi gitti. Çetin Bey'i de aldık. Kartal için sizi bekledik. Siz bekleyin burada. Ben halledeceğim.
İn arabandan. Hemen. İstenmediğimiz yerde durmayız. Ama istersen çok işine yararım. Buraya adresi yazdım. Her zaman beklerim. Bahar Hanım, araç lazım mı? Sen nereden çıktın ya? Seni polis götürmemiş miydi? Bahar var dediler, geldik. Ne yapayım yani? Ne öneriyorsun bana? Senden beklenmeyeni yap. Bana gel. Teklifin ne? İzdivaç. Korkuyor musun? Hayat korkmayınca çok daha güzel Kartal Bey. Karar senin. Gidip ikimizi birden mi yakacaksın? Yoksa kalacaksın da burada birlikte mi yanacağız? Ne diyorsun? Kesiyordun ya. Değilim zaten. Ben cesur olmayı sizden öğrendim. Yani sizi kaybetmekten bu kadar korkmasaydım, sizin için mücadele edecek gücü bulamazdım. Seni kaybetmek beni bu kadar korkutmasaydı, senin için savaşacak gücü bulamazdım. Saydırsın yani. Hem cesur hem mutlu. Babam olmasa gelebilir miydim bilmiyorum. Affet. Yüreğimi kaldırma. Babamdan öğrendiydim bunu. Annem öldükten sonra öğretmişti. Sahiden sana annemden hiç bahsetmedim. Şairi doğururken öldü dediler.
Çocuğuz biz. Ölü bilebiliyoruz ki. Cennete gitti annen dedi babam. Hayda. Biz ölümle bilmiyoruz ki cennet nereden bileceğiz. Sonra böyle tatil beldeleri için söylüyorlar ya. Öyle bir yere gitti sandım. Birkaç sefer Alanya'ya gitmeye çalıştım. Trende yakaladılar bir sefer. Babama götürdüler, babam da dedi. Bari anlatayım abi, kaçmasın tekrar tekrar. Dedi oğlum, cennet öyle değil. Yani bu dünyada değil. Ara geri dönmüyor bir cennete. Geri dönür ve bir tatil belgesi. Şimdi aynı babam bir oğluna gitti. Ya nasıl gideyim? Nasıl gideceğim ben oğluna? Nasıl diyeceğim? Annen cennete gitti. Cennet de bu dünyada değil. Onları bir daha göremeyeceğiz diye nasıl diyeyim? Anam benim yüzümden öldü diye nasıl diyeyim? Dur Efe Azla abi. Efe değil. Kılıç ben Kartal. Hani şu babasını öldürdüğün adam. Bildin mi? Kartal, Kartal, Kartal. Dayan, dayan, dayan. İşte. Buraya gelin. Tamam, tamam, geliyoruz halde. Cesu, yürü, mezarlığa gidiyoruz. Ruşen abi, burası sana emanet. Kamil, siz de. Hadi, hadi, hadi. Öğrendim ki babamı bıçakla değil de ellerinle öldürmüşsün. Biliyor musun babamın beş kuralı var? İkisini geç. Üçüncüsünü biliyor musun? Düşmanın sana nasıl geldiyse sen de onu öyle git. Ben babamın onurunu aşırtırıp dururum Kartal. Sütünü onurunu koruyacağım. Kılıç Bey al. Götürüyorsunuz, geri dön lan! Bas gazı, bas! Lan sen kimsin lan, kimsin? Kılıç Bey, yaralısınız. Sizi korumamız lazım, kalabalıklar. Babamı öldürdü, bitireceğim. Bitireceğim. Kılıç Bey, Kılıç Bey. İyi misin lan? İyiyim, iyiyim. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Dur, dur, bir dakika. Halde nerede, Halde nerede? Ne haldesi? Buradaydı. Ceylan gözlüm. Gülüm. Hadi.
Bırakma kendini. Tamam mı? Bırakma kendini. İyileşecek, söz iyileşecek. Artık benim gücüm kalmadı. Vardı orada ya. En üzüldü. Benim yüzümden ben dayımla kalacağım dedi. Dayımı bırakmam dedi. Ben dayımla kalacağım dedi. Ben... Baba! Baba! Baba, baba, baba. Baba bırakma kendini. Doktor! Baba, sen bana lazımsın baba. Sen bana lazımsın babam. Uyandı doktor. Baba. İyi misiniz Kılıç Bey? Neredeyim ben? Kartal başınıza vurdu, bayıldınız. Biz de sizi korumak için buraya getirdik. Kartal. Silahlılardı yani, kalabalıklardı. Biz de sizi korumak için... Kartal. Yaşıyor. Kılıç Bey, başınıza çok sert bir darbe aldınız. Yatmalısınız. Sizi biraz daha izlememiz lazım. Merak etme doktor. Beni daha çok uzun süre izleyeceksin zaten. Sana bir şey diyeyim mi? Yaptığım şeyleri görünce... kanal bile değiştiremeyeceksin. Kılıç Bey, biraz toparlanmadan böyle... Ben size ne yapacağımı sormam. Ben sizin ne yapacağınızı söylerim. Ben size ne dedim? Hı? Kartal benim. Karışmayacaksınız dedim, değil mi? Dedim. Çetin'i alın dedim, değil mi? Dedim. Nerede Çetin? Aldık. Ne? Çetin'i aldık. Güzel, güzel. Sırası değişse de sonuç değişmez ne de olsa. Şimdi gidin. Bu Çetin'i bana getirin hemen. Ya da dur. Bana getirin ama buraya değil. Başka bir yere. Onu nereye gömeceksem oraya. Tamam. Kılıç Bey nerede? Gelmedi. Çetin Bey bu mu? Evet. İndirin hadi. Sen haklıydın. Söylediklerinde yani. Düşünme şimdi bunları, boş ver. Ne düşüneyim Efe başka? Ne düşünebilirim ki başka Efe? Ha? Önce Neriman Hanım. Sonra Bahar. Şimdi Halide. Sırada kim var? Sen mi varsın? Şahin mi var? Babam mı var? Kim var?
Ya tamam Leyla, sakin ol. Ya nasıl olayım Efe, nasıl sakin olabilirim? Ya kız içeride ölecek mi kalacak mı belli değil. Baba yıldı kaldı adam. Kartan desen ne hale gelmiş. Durur mu peki? Durmaz. Böyle savaşa girse çıkabilir mi? Sen söyle. Sen haklıydın Efe. Ya sen en başında haklıydın. Bu işin sonu yok. Hiç olmayacak. Olmayacak. Olacak. Şimdi herkes kılıcın peşine düşecek. Sonra, sonra başkası, sonra başkası, sonra başkası. Bitecek. Söz verin, bitecek. Bitireceğim. Güven bana. Tamam mı? Aşk kimse zarar görmeyecek. Söz veriyorum sana. Uyandı. Dur lan, Kılıç Bey'in kardeşini mi vuracaksın? Doğru. Bir getir, bağlayalım. Bey'in kardeşi. Baybars'ın oğlu. Sen busun işte Çetin. Sen busun. Nasıl babam abi? İyi. Yani iyi olacak inşallah. Halide? Aynen. Bekliyoruz. Bir gelişme yok. Sen nereye? Halide uyanmadan bu işi çözmem lazım. Sen kal burada. Ben de geleceğim. Geleceğim. Abi ben her şey için. Sağ ol.
kurtardın. Bir şey diyemedik. Sağ ol. Mesut'la beraberdik. Hayatımızı kurtardı o. Mekanın cennet olsun. İnsanın bazen gücü yetmiyor ben bir başınayken. O yüzden şimdi ben de senin yanında olacağım abi. Çıktı mı kız ameliyattan? Yok abi, bekliyoruz daha. Babam? İlaç verdiler, uyuttular. Ben de. Sen de ne? Ya bu adam durmayacak. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Tamam. Yani bir ateşle babaannem evde, başlarında bir Çetin var. Siz de oraya gidersiniz. Ya Çetin evde mi ki ya? Ya nerede? Nasıl ya? Size gelmedi mi mezarlıktayken biz? Yok be oğlum. Sen bana kal dedim, ben kaldım işte. Benden başka kimse yoktu ki. Saliha anne, Ateş bir de ben. Ne oldu ya? Söylesenize, Kılıç mı yine? Lan bir bu eksikti ya. Nasıl satayım? Çalıyor, çalıyor. Efendim Kartal. Çok şükür. Çok şükür iyisin. İyiyim, iyiyim. Neredesin oğlum sen? Herkes seni arıyor. Kimsenin bir haberi yok. Kaçırdılar beni ya. He? Ne olmuş lan? Kaçırdılar beni diyor. Nasıl ya? Oğlum kaçırdılar seni. Bu ne rahatlık? Kaçırdılar ama hallettim işte. Arabaları burada. Ben gelirim. Neredesiniz siz? Biz hastanedeyiz. Niye, ne oldu? Halide'yi vurdular. Halide iyi mi? Yaşıyor mu? Ameliyatta. Nasıl oldu oğlum bu? İşte Kılıç beni almaya gelmiş. Adamlar ne olduğunu anlayamaz. Ya oğlum sana telefonda bunu mu anlatacağız? Neredeyse söyle, geleyim alayım seni. Almayın. Niye? Ben gelmeyeceğim. Kartal. Çok fazla kayıp verdim. Tamam, belki size çok benzemiyorum ama. Onlar benim de ailem. Ya bu savaşı kazanacağım ya da kaybederek öleceğim. Ama Kılıç ölmeden size gelmeyeceğim. Tamam? Ha, ne diyor? Kılıç'ın karşısına çıkacakmış. Öldürmeden gelmem diyor. Nerede lan bunlar? At silahını. At. Soru belli. Cevabı alayım. Nasıl? Kılıç nerede? Ben sizi ona götürmeye geldim. İyi. Sen sür o zaman. Nasıl? Lan götür işte, nereye götüreceksen. Yürü. Yürü. Bana bak, aptalca bir şey yapma, sıkarım kafana. Duracaksın. Geç. Ne diyorsun oğlum sen? Biliyor musun lan nereye gideceğini? Ha?
Biliyor musun herifin nerede olduğunu? Nerede arayacağını biliyor musun? Hiç bilmiyorsun. Nereye gidiyorsun o zaman? Duracaksın. Ne diyorsun oğlum sen? Çetin'den bahsediyoruz burada. Çetin'den. Geç hadi bu işleri ya. Oğlum duracaksın diyorsam duracaksın. Çetin diyorum oğlum sana. Çetin. Batu'yu arayacağız. Ne olup bittiğini söyleyeceğiz. Bundan sonrasıyla polis ilgilenecek. Ben bu herifin cezasını kendi ellerimle vereceğim. Kendi ellerinle yaptıklarının sonuçları burada işte birader. Git bak. Tamam. Halide'nin durumu ortada. Babanın durumu ortada. Kendi ellerinle yediğin bütün sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Ve tek başına yapmadın bunu. Biz de yaptın. Tamam mı? Artık hata yapmayacağız birader. Artık doğru olanı yapacağız. Senin doğrun sana. Benim doğrum bana komiser. Öyle mi? Daha çocuğunun yüzüne bakamıyorsun lan. Sen nasıl söylüyorsun lan bunları benim yüzüme? Yüzüne söylüyorum çünkü bunları duyman gerekiyor. Tamam. Bunları duy ki doğru olanı yap diye söylüyorum sana. Çünkü bunun bir sonu yok birader. Ve sen bunu anlamıyorsun. Görmüyor musun? Sonu yok. Hadi biz... Tamam mı? Kendi oğlunu da mı düşünmüyorsun lan? Kendi oğlunu da mı korumak istemiyorsun? Abi Efe haklı. Bak bu sefer de bir kişiyi daha kaybedecek gücümüz kalmadı. Tamam ara polisi ne istiyorlarsa yapsınlar. Arıyorum Batu'yu. O ne diyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Alo efendim abi. Çetin kayıp. Nasıl? Kılıç mı? Kılıcı'ya gidiyormuş. Eğer Çetin'i bulursak Kılıcı da buluruz gibi görünüyor. Bu arada senin hiç sözünden çıkmayacağız. Sen ne diyorsan onu yapacağız. Sadece bize bir şey bulursan haber ver, tamam mı? Tamam abi, tamam. Ben de... Ben şimdi telefonuna baktırayım. Konumunu bulayım, yerini tespit edelim, tamam mı? Eyvallah. Ha bu arada Çetin'in telefonunda bir uygulama varmış. Yerinin bulunmasını engelleyen falan. Tamam abi, ben de bizim çocuklar halleder. Sen hiç merak etme. Tamam. Tamam, tamam kardeşim, sağ ol. Hadi. Telefon numarasının yerini, konumunu hemen öğrensene. Acil, hadi. Sonra bana haber ver ha. Tamam. Tamam. Yeni bulunca söyleyecek. İyi. Nereye oğlum? Oğlumu görmeye. Hani yüzüne bakamadığımız bir oğlumuz var ya. Müsaade var mı? Batu Bey'den haber beklerken, eller üstünde dururken en azından oğlumuzu bir görelim. Bir sorun var mı? Ya Şahin sen de gitsene şunun yanında, yalnız kalması şimdi. Gardiyan niye mi yolladı seni? Yanında olacağım dedim abi. Yanında olacağım. Yanında olacağım. Nerede kaldılar? Çetin Bey'i götürdüğümüz depo. Buraya bayağı bir uzaktı. Biraz zaman alır gelmesi ama yoldalardır. Yoldalardır? Hemen öğreniyorum. Aç. Hoparlörü de aç ama. Efendim? Kılıç Bey soruyor. Neredeler diye. Yoldayız. Bir yarım saat kadar var. Yarım saat diyor. Ayılmış mı? Ayık mı? Hiç olmadığı kadar. Ayık. Ayık. Güzel. Gözüm yolda bekliyorum. Acele etsinler. Duydun mu? Duydum. Abimin beni görmek için hiç bu kadar sabırsızlandığını hatırlamıyorum biliyor musun? Herhalde önceden beni öldüremeyeceği için. Ama şimdi Baybars öldü ya. Beni rahat rahat öldürebilir. Babası kızmaz. Aslında kardeşlik güzel şey biliyor musun? Başında baban varsa. Eğer baban yoksa herkes birbirini gırtlaklar. Garanti gırtlaklar. Bak bu dediğimde derin bir mana var aslında.
Evet, sen nereden anlayacaksın? Boş ver. Ne oldu şimdi? Yani bu takip engelleme uygulaması yüzünden mi bulamıyorsun? Yok, öyle bir engel yok. Nasıl yok? Varsa da silmiş yani. Az kaldı. Bulmak üzereyim. Eyvallah ya, eyvallah. Efe, tamam yapma artık. Bir dur. Ya şimdiye çoktan araması lazımdı ya. Millet! Halide çıktı. Durumu iyi. Yaşıyor. Durumu çok iyi. Hadi abi, inmiyor mu? Yok abim, sen iniyorsun. Abi. Sen iniyorsun, ben kalıyorum. Ben sana yanında olacağım dedim. Yanımda ol o zaman Şahin. Yanımda ol, yardım et bana. Herkes karşımda duruyorken sen yanımda ol. Ateş sana emanet. Efe'yi duydun. Haklı bakamıyoruz çocuğun yüzüne. Ona zarar verecek. Birileri dışarıda nefes alırken de bir daha bakamayacağım gibi. Elim kolum bağlı, oturamam yani. Yardım et bana. Ben babamı çok seviyorum Şahin. Sen de çok seviyorsun muhakkak. Baba bu sevilmez be. Ama babam gibi de olmak istemiyorum oğlum. Çocuğumu koruyamadan böyle el el üstünde oturmak istemiyorum. Çocuğuma geç kalmak istemiyorum. Anla beni. Aç be, aç. Ben seni nasıl olsa bulurum. Nasıl olsa bulurum seni. Ya niye uyanmadı ki hala? Oğlum ameliyattan yeni çıktın, narkozun etkisinde. Biz çık sabret. Tamam, bir şey demedik. Abi bulduk biz. Şimdi ben bir ekiple yola çıktım.
Eğer sen Kartal'ı zapt edebileceksen ben sana konumu atayım. Atma rahat konumu. Kartal yanımda değil zaten. Ben tek geleceğim. Senin de işine karışmayacağım bu sefer, tamam? Eyvallah abi. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar abi. Geleyim ben de. Sen gelme, burada kal. Konuştuğumuz gibi, tamam? Bundan sonrası polisin işi artık. Niye durduk? Burada bekliyor sizi. Ormanda. İn aşağı. Araçla girilmiyor. Buradan sonrasını yürümemiz lazım. Biraz uzak ama. Allah Allah ya. Ulan bir insan niyetini bu kadar belli eder mi ya? Bu bildiğin ıssız adam gömmek. Bizi mezarımıza getirmiş belli. Lan ne bakıyorsun? Hadi göster yolu. Şu taraftan. İyi. Dur. İyi. Telefon çekiyor. Şimdi ormanda çekmez falan. Artık buradan sonrasını bulurlar. Yürü. Ya Batu, neresi oğlum burası? Yol bile görünmüyor. Nereye geldik? Abi ne bileyim ya. Sinyal orayı gösteriyor işte. Hadi küçük komiser. Sen bulmuşsundur. Az bas. Bas, geç kalacağız. Bas. Kesin o ya. Ne? Abi... Emin olmadan bir şey demeyeyim dedim de. Yani Kartal beni takip ediyor galiba. Ben yola çıktığımdan beri bir araba peşimizde. Şimdi kesin o abi ya. Kartal beni takip ediyor. Tamam tamam, sıkıntı yok. Ben zapt ederim onu, merak etme sen. Hadi. Bir kere laf dinlese olmaz zaten. Bir kere laf dinlese olmaz. Bekle. Bahar. Abimin beni buraya niye çağırdığını anladım. Dördüncü ders. Nasıl? Yok bir şey. Batu, neresi oğlum burası? Nereye geldik biz? Abi konum burayı gösteriyor. Deli miyim ben, başka yere götüreyim? Çocuklar, arkadaşlar siz de bakın arabaya. Abi sen de şu telefonu bir arasana. Belki ışığı falan yanar, çevrede buluruz. Şuralara bakalım. Burası mıymış konum? Ne yüzsüz adamsın lan sen, bir de soru soruyorsun. Niye bu konumu attılar ki? Burada kimse yok. Burada, burada buldum. Fırladı, batmış telefonu. Burası. Ne burası lan? Sen seçimini yaptın. Sen yoluna, ben yoluma. Önce bulan kazanır. Kesin bir şey biliyor.
Kesin bir şey biliyor Batu. Ne diyorsun abi ya? Abi! Beni çağırmışsın. Siz de indirin oğlum silahlarınızı. Sanki vurabileceksiniz de. Kendisi dururken bu zevki size bırakmaz. İndirin silahları. Kılıç Bey, silahı var. Silah var da. Silaha gerek yok. Çünkü babam silahla öldürülmedi. O nasıl öldüyse beni de öyle öldüreceksin. Üçüncü ders. İndir silahları git buradan. Çabuk. Sonra da buraya gömeceksin. Bu fotoğraflar onun için. Çünkü düşmanını öldürmek yetmez. Muhakkak iz bırakacaksın ki bunu senin yaptığını anlasınlar. Bu da dördüncü ders. Aferin sana Çetin. Babamın derslerini güzel ezberlemişsin. Aferin. Ne oldu, duygulandın mı? Ha? Kıyamam ya, ağlayacak mısın sen? Kardeşimi gördüm ya. Sevinçten diyelim. Yok. Babacığını kaybettin ya, ona üzülmüşsündür. Ulan ne ağlamışsındır ha? Seni ağlarken gören olduysa vurmuşsundur. Yok. Kardeşim ölecek ya, ona üzülmüşümdür ben kesin. Denesene. Ha? Öldürsene beni. Zevkle Çetin. Ama sen başla. Ne oldu abi? Korktun mu? Bir dene ya. Belki başarırsın. Çetin, sen de çok iyi biliyorsun ki ben korkmam. Asıl korkak sensin. Korkak bir adam babasını öldürebilir miydi? Düşeni yap Çetin. Emin ol babam da böyle olmasını isterdi. Beşinci ders. Hatırladın mı? Yaşamınla onurun arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsan... ...her zaman onurunu seç. Öleceksen bile... ...onurunu öleceksin. Öleceksen bile onurunla öleceksin Çetin. Babam oğullarının nasıl ölmesini istediyse öyle. O oğul baba katili olsa bile ben babamın sözünü çiğnemem. Şimdi
Sen mi yaparsın, ben mi yapayım Çetin? Dayı amca. Aferin sana Çetin. Hiç değilse yenilgiyi kabul etmeyi biliyorsun. Aferin. Onların bir zarar gelmeden bizi bulacakları kadar seni oyaladım. Ailem gelecek. Senin için gelecek. Belki ben göremeyeceğim ama buna değer. Bitti gitti Çetin. Demek sen minik kuşu benim ayağıma çağırdın ha? Aferin Çetin. Ölmüş olsan da teşekkür ederim. Aferin. Çetin! 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 Yetişemedik. Koruyamadık çocuğu. Var mı bir diyeceğin? Polis! Asil abi! Asil abi! Teslim ol kılıç! İndir silahını polis! Kılıç teslim ol! Yanlış bir şey yapma. Yolun sonuna geldin. Sakin ya. Bu ne heyecan? Bu ne tırlaş? Siz ikiniz hiç merak etmeyin. Ben sabırlı adamımdır. Ne yapacaksam vakti zamanı geldiğinde yapacağım. Beni bekleyin siz. Alın bunu. Olay yeri incelemeye de haber verin. Olay yeri inceleme gelene kadar bizi bekleriz. Sağ ol kardeşim. Tamam abim ben gideyim de bir şey olmasın. Tamam abim sağ ol. O yüzük mü? Yetişemedik. Koruyamadı çocuğu. Lan yine mi? Çetin! Komik bir şaka değil. İyi misin lan? Ne oluyor oğlum? Bu nasıl oldu ya? Yüzükte zehir vardı. Onu içtim ben. Yüzük nerede? Burada. Bu nasıl ya? Gerçi doğru söylüyor. Buz gibiydi bu. Nabzı mabzı yoktu bunun. Ne oğlum herif? Öldü, dirildim. Ya öyle oldu ya da anneannem. Bu ne? Zehir, öyle mi? Hatıra. Babandan mı? Yani bir bende var, bir de abimde. İyi. Kalk o zaman. Elini yüzünü yıka, aç. Sonra çıkarız. Bekliyorum seni burada. Hastasın, üşüme. Elimde gezdiriyorum, evde bırakmışım çıkarsın. Teşekkür ederim.
Alihan Hanım. Hey. Ben bunun içindeki zehri öldürmeyen ama ölü gibi gösteren bir şeyle değiştirdi herhalde. Çünkü yok artık. Ceket ondaydı. Mezarlıkta bana verdi falan. Biliyor muydu bu yüzüğün muhabbetini falan? Hani bu sabah konuşmuştuk ama. Yapar. Yapar. Senin ruhun bile duymaz. Değiştirir, seni korur. Yapar. Helal olsun. Ne diyeyim? Sen ne zannediyorsun ya? Babaannem farklı. Ama bu bizi korkuttuğun için seni dövmeyeceğimiz anlamına gelmez. Aynen öyle. Seni bulamaya da bilirdik. Nitekim yetişemiyorduk da. Geberip gidiyordun. Lan oğlum ne diyorsunuz? Kılıç nerede? Polise teslim etti beyefendi. İçindeki polisi ölmediği için. Ulan konuya odaklan. Herif ölümden döndü. Doğru. Sallamadığın için. Oğlum telefonumu bıraktın beni bulun diye. Bil her şeyi önceden hazırla ya. Hadi ya cengavere bak. Ukala prens. Bizi bile sallamamışsın. Gel. İyi ki varsınız. İyi ki. Geçen şerde bana da oldu biliyorsun o. Öldüm sandım. Korkuyor insan.
Avukatın telefonu? Burada. Ezberimde. Ver. Dinliyorum. Kılıç ben, avukat. Daha önce sen beni aramıştın. Şimdi ben seni arayayım dedim. Merhaba Kılıç Bey. Ta kendisi. Dışarıdasın galiba. Arabada gibi geliyor sesin. Evet, arabadayım. Güzel. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Beni içeri aldılar avukat. Büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Dosyamdaki bilgilerin hepsine sen vakıfsın. Bu meseleyi çözmeni rica edeceğim senden. Sana yardımcı olacak arkadaşlar da yanında. Öyle değil mi? Tamam, hemen ilgileniyorum. Çok teşekkür ederim. Buyur. O kadar kolay değil o iş, Kılıç. Yanlış anlaşılma falan yok ortada. Seni o mezardan dün gece ben aldım. En yakın tanık benim. Tanık? Çetin ölmedi ki. Ben bunu biliyorum komiser. Sen nereden biliyorsun? Sizin çok güzel bir lafınız var komiser verim. Eğer ceset yoksa cinayet de yok demektir. Öyle değil mi? Dosyan çok kabarık Kılıç. Sen hiç kafana takma, tamam mı? Komiser, ben hiçbir şeyi kafama takmam. Dosyam kabarık olabilir ama delil yok. Delil önemli, öyle değil mi komiserim? Komiser! Ben seni bir yerden tanır gibiyim. Aslan parçası. Yapacak bu. Bak bir şey yapacak. Ya Hazal delirme Allah aşkına. Adamın üstüne kaç tane suç atfedilmiş. Yani birisinden yırtsa öbürü tarafından tutulur. Yani bir şey yapılır. Umarım dediğin gibi olur. Umarım. Olur. Anneanne. Söyle torunum. Ben size bir şey sormak istemiştim ama. Sor. Sabah sana gösterdiğim yüzüğü... Güzel avrat otu kalbi durdurur, nabzı düşürür. İnsan ölür gibi olur ama ölmez. Çünkü kimse vaktinden evvel ölmez. Sana ağlamak yok demedim mi? Kızdırma beni. Bildiğin başka otlar da var. Ha şöyle. Leyla, al kızım şunu Halide'ye. Dikkat et abi. İnlasam. Selamlar. Selam. Babama mı? Yok, babam uyudu. Halide'ye bu. İyi. Başka bir şeye ihtiyacı var mı kızım? Yok be gülüm. Herkes evde ya. Ne ister o başka? Doğru ya. Sen ne ister başka? Bundan sonra hep böyle zaten gülüm. Değil mi? Ne
Nerede senin hayırsız? Kapıda. Hava alıyor. Yalnız yani. Git huzurunu kaçır dedikle. Yalnız kalınmıyor değil mi bu evde? Maalesef. Hem de iyi ki. Hali de iyileşsin de ben Leyla ile bana çıkayım artık. Yok ya. Ne demek lan yok ya? Karımı alıp gidemeyecek miyim? Maalesef. Allah Allah. Oğlum hemen tersleme. Bir şey yok. Bak ne güzel oturuyoruz burada. Alıştın sen de bize. Öyle değil mi? Yani yolculuk esnasında seni bize benzeteceğiz, kirleteceğiz diyordum ama gene temiz kalmanın bir yolunu buldun nasıl olduysa. Sen buna temiz kalmak mı diyorsun? Oğlum yani kılıcı öldürmeyeceğim, polise vereceğim dedin. Dediğini de yaptın. Bir kere doğru olanı yapmakla senin ne bulaştığın bütün pisliklerden arınmış olmuyorum. Ay sen gene be. Benim kadar başına taş düşsün senin. Ne pisliği mi gördün benim sürekli benim? Seninle bir alakası yok abicim ya. Dökül. Çetin Kartal için hala bir umut var demişti. Ne umudumuş o? İşte senin baban Oktay amca ya. İşte çocuklar babalarına benzer. O yüzden senin de hani iyi bir adam olma ihtimalin var falan gibisinden. Sizin için yok yani umut. Senin baban Adnan'ın babası Baybars diye he? Allah. Yani sen şimdi benimle beraber işbirliği yaptığın zaman he? Babanla Baybars gibi mi hissediyorsun? Ne gülüyorsun? Ulan kusura bakma. Ne zamandır böyle işten gülmedim diye. Of of of. Sen ne yaparsan yap. Nasıl yaparsan yap. Baban gibi olmazsın. Mümkün değil. Tamam. Aklın çakallığa çukallığa basıyor. Arkadan iş çevirmeyi biliyorsun. Üç kağıt, üç kağıt desen amenna. Sağ ol. Ama ne sen ne de Çetin babalarınıza benzemezsiniz. Çünkü siz kendinize benziyoruz. Tamam. Ha orada kim babasına benzer? Ben tabii ki. Benziyorum ben babama. He? Benziyorsun. Aynen. Kim? Lan eşim bu kadar soru sormuyor ben. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Adamlar ordu gelmiş abi. Ordu gelmiş. Ordu diyorum ben sana. Bu kadar adam. Yani her biri ayrı suçu üstleniyor böyle. Ya sanki biri kılıcın dosyasını vermiş bunlara. Sen şunu, sen şunu, sen şunu pay etmişler. Suçları anlatabilir mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi yemin ederim ya. Ya Adnan'ın zaten ifadesinde kılıçtan bahsetmiyor. Kılıç geçmiyor hiç. O Baybars'ı konuştu geçti. Ya bu herif de zaten o zamanlar yurt dışındaydı. Yani elimde bir şey yok anlatabilirim. Elimde bir şey yok abi. Delireceğim ya. Tamam tamam dur.
Tamam, geliyorum ben şimdi senin yanına. Bulunur bir çaresi. Abi ne çaresi ya? Çaresi falan yok. Yani böyle giderse bu iş, ben sana söyleyeyim abi. Ben hiçbir şey yapamam yani. Tutamam ben bu herifi içeride. Asla tutamam abi. Tamam, geliyorum ben şimdi senin yanına. Sakin ol sen, tamam mı? Geliyorum şimdi. Hadi. Ne oluyor? Kılıcın adamları tek tek suçları üstleniyormuş. Ne duyuyorsan o abicim işte. İçeride tutamayacaklar mı yani? Uzun süre tutamam diyor. Peki. Senin yüzün oldu. Sen babana benzemeyeceksin diye benim ailemi tehlikeye attın. Oğlum bak, bel altı vurma. Bak bel altı vurma. Ne olur lan vurursam? Kedi! Vurursam ne olur? Ruşen abi! Senin yüzünden bu da sonra ne olursa. Lan ne benim yüzümden oluyor? Ne benim yüzümden oluyor? Ya bırak gelsin. Lan salak herif. Herife öldürseydin sanki emniyete giden ordu buraya gelmeyecekti değil mi? Gelsin onları da indirdik. Gelsin onları da indirdik. Ya kim indirdi? Çok biliyorsun sen bu yolları değil mi? Senin de vardı çünkü zamanında böyle içsiz koptuz tayfan. Öldürelim abicilerim değil mi? Beni başkalarıyla karıştırma. Sen karışma. Beni başkalarıyla ya karıştırma. Ama... Sen tanımadın karışma. Mı lan beni? Sen beni tanımadın mı bunca zaman? Ben onlarla bir miyim? Ben onlarla bir miyim? Birsin lan tabii. Birsin. Tipin farklı, niyetin farklı, yöntemler hele aynı. Hata bende. Seni zamanında içeri atmadım, hata bende. Ya bırak beni, at. Atsaydın beni içeri. Sen de kim? Beni içeri atamıyor, kılıç kim? Sonuçlarını bile düşünmemişsin. Ya oğlum bir dur, bir sakinleş ya. Bir soğuk, bir kendine gel. Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Ne oluyorsa bunun yüzünden olacak. Ne olacaksa bunun yüzünden olacak bundan sonra. Her şey. Vallahi gidip sus. Tamam Efe, tamam ya, bir şey yok, sakin ol. Tamam bırak, bırak, tamam abi bırak. Ya neyine sakin olacağım ben? Neyine sakin olacağım? Hadi beni kız, dinleyin, ben ne diyorsam onu yapın falan filan. Al işte gördük. Ya oğlum o da bilememiş demek ki böyle olacağını. Bilecek, bilecek, her şeyi hesap edecek. Madem beni dinleyin diyor, madem ben ne dersem onu yapın diyor, her şeyi bilecek, hesap edecek. Sonuna kadar hesap edecek. Bu kadarını beklemiyordum, yalan yok. Bu kadarını beklemiyordum. Hadi Bay Bars öldü, zaten bucak bucak kaçıyordu polisten. Ama kılıç... Kılıç, asla. Ya tamam komiser işte, bir hata yapmışsın, kabul et. Geç önümüze bakalım, ne yapacağız? Oğlum ne önümüze bakacağız, ne var önümüzde? Bütün adamları tek tek suçları kabul ettikten sonra polis nasıl tutsun bu adamı içeride? Çıkacak yine içeriden. Ondan sonra sil baştan. Hadi bakalım. Kafama, kafama. Ben bunu dinledim. Efe'yi dinleyen kafamı ben. Ah Çetin öldü zannettim diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ya Çetin öldü sandım ben. Mezarın içinde görünce elim ayağım boşaldı. Ne yapacağım bilemedim. Yoksa ben bu kılıcın kafasına sıkmasını bilirdim. Kimseye hesap verecek halim yoktu benim ama işte. Herif ölmeden kapanmayacak bu mevzu. Yani... Ne yalan söyleyeyim, polise teslim ettik dediğinde aklında bir şey vardır diye düşünüyordum. Bir umudum vardı Çetin. Bir umudum vardı ama Halit abi haklı işte. Halit abi haklı. En imkansız durumlarda bile bu şerefsizler yırtmanın bir yolunu buluyor. Şimdi ne oldu? Adamı içeri atacaklar. Bir hafta güvende. Bir hafta biz en güvenli yere koyduk adamı, dokunamayacağımız. Bir telefonla oraya adam yığmış. Şahitlik etsinler diye, suçları üstlensinler diye. Şimdi bir telefonla çıktığı zaman önümüze yiyecek o herifleri. O zaman ne yapacağız? Sen gene de içini serin tut. Vallahi sen naifsin ya. O yüzden benim bu meseleyi kapatmak için son bir hata daha yapmam lazım. Ne hatası ya? Kartal benim saatten sonra hayatta dinlemez. Tamam oğlum, ne istiyorsun söyle. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yardımı? Son kez bana inanmanızı istiyorum sizden. Son kez. Emin olun bu son olacak. Kartal'ın yanından ayrılmayacaksınız. Benden haber bekleyeceksiniz. Tamam? Tamam. Ha, ya Çetin. Ya şimdi sen benim arabayı getirsen ben Kartal'la bir tur daha dönmeyeyim şimdi. Tamam. Tamam. Geliyorum bak.
Halide olsa bu kadar meraklanmazdı. Ne yapayım babaanne? Kocam nihayetinde. Herkes geldi, bir o yok. Ben de gelmiyor zaten. Ayrıla. Kim yokmuş? Efe baba. Abimle didiştiler de. Aman bırak onların didişmesinden ne çıkar Allah aşkına ya. Didişir didişir otururlar ya. Vallahi bana pek öyle değil gibi geldi bu sefer. Nerede bu? He? Ne bileyim, bir şey söylemedi. Arabayı aldı gitti işte. Efe ne diyorsa onu yap. Abiler o zaman benim kumarhaneye geçelim mi? Ne diyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Kim geçiyorsun oğlum sen bizle? Ne mekanı, görmüyor musun halimizi? Tabii görüyorum işte, görüyorum. Gördüğüm için söylüyorum zaten. Bak sen bu komiserden hırsını almadan rahatlamayacaksın, tamam mı? Belli. Artık biliyoruz biz seni. Tamam mı? Gel geçelim benim mekana, arayalım onu da. Tamam mı? O da gelsin. Vurun, kırın, edin. Ne yapıyorsanız yapın. Bir rahatlayın, kapatın hesabınızı. Ama bir tur daha bir patırtı çıkmasın burada yani. Çıksın. Çıkmasın diyorum. Bak çıkmasın. Ateş çok ağlamış ha. Çakal. Nasıl da biliyor nereden vuracağını? Ağlamış mı sahi? Ağlamış abi. Ben söyleyeyim sana. İyi tamam, gidelim. Ama söyleyin o köpeğe oraya gelsin. Tamam, bu kapıları falan kapatın ama. Gelmek zorunda kalsın. Gelir oğlum, bayıla bayıla gelir. Seninle kavga edecek, kaçırır mı? Siz ölüyorsunuz birbirine. Şeytan görsün yüzünü. Ne öleceğim ben ona? İyi tamam abi, burası sende. Ben de merak etmesin. Hallettin mi? Hallettik abim, hallettik. Ama emin miyiz? Eminiz, eminiz. Hadi. Ben arkadan giriyorum. Yahu, ben bu anları bir yerden hatırlıyorum ama... yani bazen bazı şeyler hiç değişmiyor. Manyak, hep aynı manyak ya. Ben bara geçiyorum. Oraya geçelim. Olur, olur. Ya Şahin. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Böyle sürekli seni dövmeye gelmekten etrafa doğru düzgün bakmamışım. Ellerine sağlık. Güzel mekan olmuş, aferin. Vallahi senin eski mekana benziyor abim ya bura. Ondan sevmişsindir bence. Evet. Ben almadığım mekan vardı yani. Ay sen gene be. Oğlum konuştuk ya bunları. Oku diye, adam ol diye almadık. Hoş. Netice ortada, armut dibine düşüyor. Yok abi ya. Ben okumak istemedim ki yani. Sen ne yapacaksın? Sana benzesem yeterdi. Vallahi mi lan? Vallahi yemin olsun. Annem babam ölsün ki de. Ya anamız mı var ölsün de? Vallahi yeminle babam ölsün, doğru diyorum yani. Şimdi baba deyince de tek sen geliyorsun benim aklıma. Valla ben ana baba ne bilmedim abi. Sen vardın. Baba gibi. Belki de o yüzden böyle sana benzemek istedim. Bilmiyorum. Allah Allah. Oğlum sen hasta mısın? O zaman ne diye bana diklenip durdun? Beni gör diye abi. Beni gör diye. Eyvallah. Seni görüyorum. Tamam hadi geç ya, bir bakayım sana. Allah'ım. Aha. İyi tamam. Hadi.
İski söylüyor. Aynen. Abime bir duble viski alasanıza. Konuştum Efe'yle. Harbiden yapıyoruz mu bunu ya? Hadi çıkalım biz. Eyvallah gülüm, sağ ol. İnşallah bırakırsın. Kartal Çakı! Hiç telaşa mal yok. Telaşa mal yok. Biz kimi alacağımızı çok iyi biliyoruz. Boşaltın burayı. Hayırdır, bir mevzu mu var Batu komiser? Bundan hala mevzu mu olur Kartal ya? Ha, gerçi Efe komiseri nasip değilmiş. Bana kısmetmişsin Kartal. Ne diyorsun birader sen? Buranın sahibi bile değilim ben. Şahit! Bize gelen ihbarlar öyle demiyor ama. Ver. Ortağı da gelsin. Lan lan lan. Efe? Oğlum ne film dönüyor burada? Kanundan kaçılmaz kardeşim. Cezamız neyse çekeceğiz. Sonuçta kumarhane sahibi insanlarız değil mi? Ne diyorsunuz oğlum? Siz dalga mı geçiyorsun benimle? Hadi gidelim. Hadi. Nereye çok gidelim konuşma. Ya? Hadi. Ya Allah aşkına bak, birisi bir şey anlatmayacak mı? Ne oluyor böyle kafanıza göre? Ya Efe! Boş, ne konuştu arkadaş? Tamam abi, tamam abi. Ne oluyor, konuş. Vallahi zamanında sana neyi dediysem o oluyor. Ne dedin de oluyor? Ne kadar sürer bilmiyorum ama elbet seni bir gün içeri atacağım dedim. Attım. Atıyorum. Tek fark sadece ben de geliyorum seninle. Ay sen yana be. Bu kadar da yapmış olamazsın. Olabilirim. Hele kılıç içerideyse ve onu avlamak için bu tek şansımızsa kesinlikle olabilirim. Vallahi adaletten kaçılmaz. Cezamız neyse çekeceğiz. Batu komiser götür bizi gidelim.